İyi akşamlar sevgili izleyenler. Ben Ervan Uryar. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerle olacağım. Türkiye nabzını yerel seçimler için tuttu. 61 milyonu aşkın seçmenin oy kullanacağı seçimlere artık sayılı saatler kaldı. Peki seçmenler hangi şartlarda ve nasıl oy kullanacak? Tüm detayları haberimizde. Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. 61 milyon 441 bine aşkın seçmenin oy kullanacağı seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Pazar günü yapılacak yerel seçimde 34 siyasi partiden adayların yanı sıra bağımsız adaylar da yarışacak. Ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. Seçmenler ise tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak. Yerel seçimde 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanıyla 50.336 muhtar belirlenecek. İl genel meclisi ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Seçim takviminde ise artık sona gelindi. Saat 18'de seçim propaganda süresi sona erdi. Seçim yasakları ise pazar günü saat 23.59'da son bulacak. Yüksek Seçim Kurulu mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme işlemini bir saat öne çekti. Bu çerçevede 32 ilde oy verme saat 7'de başlayıp 16'da sona erecek. Seçmenler nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinden, E-Devlet kapısından, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444-9975 numaralı YSK çağrı merkezinden kontrol edebilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılması gerekiyor. Yeni evlenenlerde ise kimliğini değiştirmeyenler evlenme cüzdanıyla oy kullanabilecek. Her seçmen kanunda sayılan istisnalar dışında hangi sandık seçmen listesinde kayıtlıysa ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin oy pusulası beyaz, il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula turuncu, belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası ise mavi, belediye meclis üyesine ilişkin oy pusulası sarı renkte olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak. Yerel seçimler için geri sayım başladı. Türkiye yarın mali idareler seçimi için sandık başına gidecek. Pek çok kişi de bu seçimlerde ilk defa oy kullanacak. Oy pusulalarının çokluğuysa kafa karışıklığına sebep oluyor. İşte adım adım oy kullanma aşamaları. 31 Mart seçimlerinde 60 milyondan fazla seçmen 200 binden fazla sandıkta oy kullanacak. Bunlar arasında ilk kez oy kullanacak çok fazla sayıda seçmen var. Yani doğru oy nasıl kullanılır sorusunun cevabı büyük önem taşıyor. Türkiye 31 Mart pazar günü mahalli idareler seçimi için sandık başına gidecek. 5 yılda bir gerçekleşen yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı, il genel meclis üyeleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarlarıyla ihtiyar heyeti seçilecek. Pek çok kişi de bu kadar çok oy pusulasının olması nedeniyle nasıl oy kullanacağı konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. İşte yapılması gerekenler. İlk adım nerede oy kullanılacağı seçmen bilgi kağıdından veya internetten öğrenilebilecek. Seçmenler nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinden, E-Devlet kapısından, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444-9975 numaralı YSK çağrı merkezinden kontrol edebilecek. Oy verme günü seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmenin üzerinde vatandaşlık numarası olan kimlik belgesini bulundurması gerekecek. Cep telefonuyla kabine girilemeyecek. Sandık başına giderken üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı olan bir kimliğin yanınızda bulunması zorunlu. O kimliğinizi ve cep telefonunuzu görevlilere teslim ettikten sonra pusulanızı, zarfınızı ve mührünüzü teslim alacaksınız. Oy pusulasına mühür dışında işaret konulamayacak. Seçmen tüm pusulalarını, evet ya da tercih yazan mührünü ve zarfını teslim aldıktan sonra artık oy kullanmak üzere kabine doğru ilerleyecek. Oy kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Mührünüzü partinin ya da adayın bulunduğu alana basmanız gerekiyor. Buradan taşma olması ya da iki alana birden partinin bulunduğu alana birden oy basılması bu pusulanın geçersiz kılınması anlamına geliyor. Aynı zamanda pusulanın üzerinde herhangi bir başka işaretin bulunması da yine pusulanın geçersiz kılınması anlamına gelmekte. Oyunuzu kullandınız,
bastığınız mühür dışarıda kalacak şekilde pusulanızı katladıktan sonra da artık zarfa yerleştirme aşamasına geçebilirsiniz ki hatırlatmakta fayda var. Her sandıkta bulunduğu mahallenin muhtar adayının pusulası da yer alacak. Yani seçmenler 4 pusulayı sandıkta pusulanın zarfa yerleştirilmesi işlemini tamamladıktan sonra artık son aşamaya gelecek. 31 Mart seçimlerinde 60 milyondan fazla seçmen bu işlemleri tamamladıktan sonra zarfını sandığa atacak ve böylelikle de vatandaş görevini yerine getirmiş olacak. Oy kullandıktan sonra ise imza atılacak. Seçmen zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak. Yurt genelinde yerel yönetimlerin belli olacağı 31 Mart mali idareler seçimleri için geri sayım sürüyor. Peki 2024 seçiminde kaç oy pusulası var? Hangi pusula ne renk? Şimdi ekranlara konuya dair bilgiler geliyor. Büyük şehirlerdeki seçmenler, Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeliği ile Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise il genel meclis üyeliği, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy verilecek. Köylerde ise il genel meclis üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar meclisi için oy verilecek. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin oy pusulası beyaz, il genel meclis üyeliklerine ilişkin pusula turuncu, belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası mavi, belediye meclis üyeliğine ilişkin oy pusulası ise sarı renkli olacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. İhtiyar heyeti meclisi isimlerinin seçmen tarafından beyaz kağıda yazılmış veya beyaz kağıda basılan, teksir edilen... Öte yandan Türkiye genelinde 1004 seyyar sandık, Ordu'da ise 12 seyyar sandık hastalığı veya engeli sebebiyle yasağa bağımlı seçmenler için oluşturuldu. Bu seçmenler seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek. Yerel idareler seçimlerine saatler kala heyecan yükseldi. Artık tüm Türkiye sandıklardan çıkacak isimlere odaklandı. Peki Ordu'da kaç seçmen, kaç sandıkta oy kullanacak? 31 Mart yerel idareler seçimlerine saatler kala heyecan yükseldi. Artık tüm Türkiye sandıklardan çıkacak isimlere odaklandı. Peki Ordu'da kaç seçmen, kaç sandıkta oy kullanacak? İşte ilçe ilçe seçmen ve sandık sayıları. 31 Mart seçimlerinde Ordu'da kayıtlı 600.851 seçmen oy kullanacak. İl genelindeki toplam sandık sayısı ise 2.228 olarak belirlendi. Öte yandan sandık başına gidemeyecek mazereti olan seçmenler içinse 12 seyyar sandık 31 Mart seçimlerinde aktif olacak. İlçeler bazındaysa Altınordu 168.129 seçmen sayısında birinci sırada yer alıyor. 532 sandıkta toplam 168.129 seçmen oy kullanacak. Ünye'de 101.325 kişi 391 sandıkta oy kullanacak. Fas'ta ise 95.836 seçmen 321 sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirecek. İlçelerdeki seçmen yoğunluğuna göre ise Perşembe'de 26.529 kişi 114 sandıkta oy kullanacak. Diğer ilçelerde ise durum şöyle. Kumru 84 sandık 22.917 seçmen, Gölköy 85 sandık 22.665 seçmen, Akkuş 83 sandık 18.711 seçmen, Aybastı 63 sandık 16.562 seçmen, Çatalpınar 41 sandık 10.764 seçmen, Çamaş 34 sandık 8.587 seçmen, Çaybaşı 45 sandık 9.957 seçmen, Korgan 78 sandık 20.711 seçmen, Ulubey 79 sandık 19.318 seçmen, Mesudiye 83 sandık 13.792 seçmen, Gürgentepe 50 sandık 13.147 seçmen, İkizce 55 sandık 11.371 seçmen, Kabataş 36 sandık 9.150 seçmen, Gülyalı 28 sandık 7.992 seçmen, Kabadüz 27 sandık 6.388 seçmen. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre Ordu'da oy kullanacak seçmen sayısı 4 Şubat tarihinden bu yana 14.278 kişi arttı. Hayırlı olsun.
Yerel seçimler için okullarda hazırlık yapıldı. Okul girişlerine seçmenlerin sandıkları kolay bulmaları amacıyla sandık numaralarının yer aldığı yönlendirme yazıları asıldı. Yerel seçime saatler kala tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda Ordu'nun Altınordu ilçesinde 168 binin üzerinde seçmen 532 sandıkta oy kullanacak. Ordu genelinde ise 604 binin üzerinde seçmen 2228 sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirecek. Bu kapsamda okul görevlileri ve sandık kurulu başkanları dersliklerde paravan ve sandıkları hazır hale getirdi. Okul girişlerine seçmenlerin sandıkları kolay bulmaları amacıyla sandık numaralarının yer aldığı yönlendirme yazıları da asıldı. Öte yandan Ordu'da seçmenler 31 Mart 2024 pazar sabahı saat 7'de başlayıp 16'ya kadar oy kullanma işlemini gerçekleştirebilecekler. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya seçim güvenliğine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Yerlikaya, 31 Mart mali idareler seçimlerinin huzurlu bir ortamda geçmesi için ülke genelinde alınan tedbirleri anlattı. 31 Mart mahalli seçimlerine sadece 6 gün kaldı. İçişleri Bakanlığı olarak yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi, halkımızın iradesinin tam olarak sandığa yansıması için çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. 31 Mart 2024 mali idareler seçimlerine saatler kala güvenlik önlemleri ülke genelinde hazırlanmaya başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde alınan güvenlik önlemlerini anlattı. 12 Aralık 2023 tarihinde İller İdaresi Genel Müdürlüğümüz eliyle 81 il valiliklerimize seçim tedbirlerine ilişkin genelge gönderdik. Genelgede seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapılması, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, seçim kurulları kararlarının titizlikle takip edilmesi ve bu kararlar doğrultusunda işlem yapılması hususları tek tek belirtildi. Genelge kapsamında öncelikli olarak seçim sürecinde görevli tüm kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, ülke çapında seçimle ilgili tedbirlerin gözden geçirilmesi, seçimle ilgili olayların anlık paylaşımı ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi amacıyla Bakan Yardımcımız Başkanlığında Seçim Koordinasyon Komisyonu oluşturuldu. Ardından Bakanlığımız Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Seçim Harekat Merkezi kuruldu. Bakan Yerlikaya, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin huzurlu bir ortamda geçmesi adına emniyet, jandarma, sahil güvenlik, korucu ve gönüllü koruculardan oluşan 594 bin personelin görevlendirildiğini bildirdi. 31 Mart mahalli seçimlerinde seçim güvenliği kapsamında 324 bin Emniyet Genel Müdürlüğü, 197 bin Jandarma Genel Komutanlığı, 2850 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 53 bin güvenlik korucusu ve 17 bin gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594 bin personelimiz görevlendirildi. Ayrıca kolluk birimlerimize ait helikopterlerimizi, uçaklarımızı, İHA, İKU'larımızı göreve hazır vaziyette bulunduruyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de gerçekleşen genel ve yerel seçimlerde demokrasinin taçlandırıldığını vurguladı. Öte yandan Bakan Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarını oy vermeye davet etti. Bugüne kadar ülke olarak gerçekleştirdiğimiz tüm genel ve yerel seçimlerden hamdolsun demokrasimizi taçlandırarak çıktık. Biliyorsunuz geçen yıl iki büyük seçimi tecrübe ettik. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri ile 28 Mayıs'taki
Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Ülke olarak %90'lara varan rekor bir katılımla halkımızın iradesi bu seçimlerde de sandığa yansıdı. Şimdi önümüzde 31 Mart mahalli seçimleri var. 85 milyon vatandaşımızın her birinin gönül rahatlığıyla sandığa gitmesi ve milli iradenin sandığa yansıyabilmesi için valiliklerimizle, jandarmamızla, polisimizle, tüm kolluk kuvvetlerimizle hukuk devleti sınırları içerisinde A'dan Z'ye her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. AK Parti Ordu Milletvekili Avukat Mustafa Hamarat, TV52'de Yeni Gün programına konuk oldu. Ümit Atabay'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Milletvekili Hamarat, önemli mesajlar verdi. Burada milleti yanıltmadan, buradan aldığı oy doğrultusunda, bana seçmen ne niyetle oy verdi mesela? Git Ankara'da şurada görev yap dedi. Şurada dur, şu koltukta otur. AK Parti Ordu Milletvekili Avukat Mustafa Hamarat, TV52'de Yeni Gün programına konuk oldu. Ümit Atabay'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Milletvekili Hamarat, önemli mesajlar verdi. Nerede bu milletvekilleri diyen vatandaşlara seslendi. Sorunun iki, bir iyi niyetli olan kısmı var. Bir de ya siyasetçi, ya işte siyasetçiye böyle şey... sıkıştırmak için bir şey sormak. Mesela biliyor ki sen sabahlara kadar mecliste çalışıyorsun, gene soruyor neredesin diye. Şimdi mesela bizim makamımız icraat makamı değil, biz milletvekili yapıyoruz. Bizim esas fonksiyonumuz şu. Bir diyelim ordu milletvekiliyim ben. Ben ya ordu milletvekili, halkın şöyle bir duygusu varsa benim için en büyük hizmet o. Ya Mustafa Hamarat orada ya, burada yanlış işler olmaz. O fırsat vermez, geçit vermez, onaylamaz, desteklemez. AK Parti Ordu Milletvekili Avukat Mustafa Hamarat, vatandaşların milletvekillerin orduda durmasını istediklerini kaydederken bizler Ankara'ya gönderilmek üzere seçildik ifadesini kullandı. Milletvekilinin birinci vazifesi doğru yerde durmak dedi. Aslında burada evet. Durmak üzere seçilen biz değiliz. Bunlar belediye başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimiz burada çalışmak üzere seçiliyor. Biz de Ankara'ya gönderilmek üzere seçiliyoruz. Yani işimizin başına gidiyoruz aslında. Sonra fırsat buldukça geliyoruz. Bizim... halkla ilişkilerimiz, yani seçmenlerimizle ilişkilerimiz ya da işte bizim işte oy verenlerimizle ilişkilerimiz, ne derseniz deyin ama sonuçta seçildikten sonra herkesin milletvekiliyiz. Anayasa gereği bütün Türkiye'nin milletvekiliyiz parlamenter olarak. Fırsat buldukça, meclis çalışmalarına ara buldukça seçim bölgelerimize geliyoruz. Aslında onu yaparken bizim iki görev tanımımız var Ümit Bey. Evet. Birisi yasama faaliyeti, yasa çıkar. Ankara'da yasa çıkar. Biz icra makamı değiliz, biz evet. İcraat yapmıyoruz. Biz memleketin çivisi çıkmasın diye orada duran adamlarız. Yani evet. Tabii orada biz duruyoruz ki. Mesela şimdi İktidar Partisi diyelim ki 300'ün üzerinde milletvekili olması lazım değil mi? Evet. Şimdi milletvekili ne işe yarar diyor adam. Ben de diyorum ki ne işe yarar ne zaman anlarsın biliyor musun diyorum. 300 milletvekilinin de oradan bir 10 tane 20 tane milletvekili kalkıp öbür koltuğa geçerse o zaman bütün işler Türkiye'de yeniden gözden geçirilir. Ha milletvekilinin birinci vazifesi neymiş o zaman? Doğru yerde durmak. Mustafa Hamarat, milletvekillerinin asli görevinin yasama ve denetim görevi olduğunu söyledi. Sahada olmanın da önemini ayrı vurguladı. Bunun içinde yasama faaliyeti var. Bir de bizim denetim görevimiz var. Denetim görevi ne? Biz çıkardığımız yasanın uygulanması, yürütme tarafının uygulanması, halk nasıl uygulanıyor, bürokratlarımız nasıl çalışıyor. Bunu nasıl yapacağız denetim görevini? Biz müfettiş değiliz. Biz ne kadar çok halkla iç içe olursak o kadar denetim görevimizi doğru yapmış oluyoruz. Mesela köye gidersen, o köyün yolunun yapılıp yapılmadığını bizzat görürsün. Ama gitmezsen seni birileri yönlendirebilir. Yani taraflı bilgi getirebilir, yanlış bilgi getirebilir. Onun için denetimin en güzeli siyasetçiler için sağda olmak. Milletvekili Hamarat, vatandaşların çoğunluğunun milletvekillerinden adalet ve güven beklediğini anlattı. Aslında milletimizin geneli, sessiz çoğunluğu bizden şunu bekliyor. Vekil adil olsun, yani, biraz önce değil mi? Torpil yapmasın. Adil olsun. Doğru işler yapsın, güven versin. Esas evet. Güvendir yani şey yani sizin o topluma vereceğin şey güvendir. Onun için eleştiri bazen duyuyorum mesela ya Mustafa Hamarat iş yapmıyormuş falan bana en çok gelen eleştirilerden falan. Ben de mesela hangi işiniz düştü yapmadım diyorum. Ses yok. Mesela nasıl bir şey istediniz de yapmadım. Ali'yi al yerine Veli'yi koy demişler. Mesela bir müdürü harca demiş bana. Bir dakika niye harcayayım ben? Geliyor mu öyle bir... Türkiye'nin önemli tarım ürünü fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla yeni modern bahçeler kuruluyor.
Gidip kontrol ettiğimizde bazı bahçelerimiz tamamen yaşlanmaya bağlı olarak artık kökler yaşlanmış, tamamen verimden düşmüş. İşte bu bahçelerde biz yenilemeye karar veriyoruz ve gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Yenileme işlemini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin önemli tarım ürünü fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla yeni modern bahçeler kuruluyor. Ordu'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen fındık bahçelerinin rehabilitasyonu projesi kapsamında geleneksel yöntemlerle dikilmiş, yaşlı ve verimden düşmüş, özellikle eğimli arazilerdeki fındık bahçeleri sökülerek teraslar oluşturuldu. Gençleştirme ve yenileme çalışması yapılarak verim ve kalite artışının sağlandığı proje sayesinde fındık tarımında örnek modern bahçeler tesis edildi. Fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, yaşlanmaya bağlı verimden düşmüş bahçelerin yenilendiğini ifade etti. 2021 yılında başlattığımız fındık bahçelerinin rehabilitasyonu projesi kapsamında yaşlanmış, verimden düşmüş bahçelerimizde ise bu alanları sökmek suretiyle, buradaki fındıkları, ocakları sökmek suretiyle yeni modern dikim sistemleriyle yeni bahçeler tesis ediyoruz. Burada da amacımız gene fındıkta verim ve kaliteyi artırmak, yüksek verimli bahçeler oluşturmak ve kültürel işlemlerin çok daha rahat uygulanmasına imkan sağlamak suretiyle üretim maliyetlerinde düşürmek istiyoruz. 2021'de başlatılan projenin %100 hibe destekli uygulandığına işaret eden Yılmaz, 9 ilçede 34 üreticinin bahçesinde 250 dekarda yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti. %100 hibe destekli olarak uygulanıyor. Bakanlığımız tarafından destekleniyor. Şu ana kadar 250 dekar alanda 34 üreticimizin bahçesinde, 9 ilçemizde 34 üreticimizin bahçesinde 250 dekar alanda yenileme çalışması gerçekleştirdik. Bu yılda 2024 yılında da gene 100 dekar alanda yenileme çalışması gerçekleştireceğiz. Kemal Yılmaz çalışmanın önemine dikkat çekerek dekarda 400-450 kilogramın altında verim alınmayacağını da sözlerine ekledi. Üreticilerimizin hem üretim maliyetlerinin düşürülmesi noktasında, mekanizasyona imkan sağlaması noktasında çok önemli. Hem de birim alan verimi yüksek, yeni modern bahçelerin oluşturulması anlamında çok önemli. Bu yaptığımız bahçede inşallah hep beraber göreceğiz. Dekara 400-450 kilogramın altında verim almayacağız. Bu bahçede 450 kilogramın daha da üstünde inşallah bir dekar alandan verim aldığımızı hep beraber göreceğiz. Fındık üreticisi Ferhat Şenolsa başvurusunun ardından ekiplerin 10 dönümlük bahçesindeki fındık ağaçlarını kestiğini, ardından tek dal usulü dikim yapıldığını söyleyerek dönüm başına 400-500 kilogram fındık almayı hedeflediklerini belirtti. Verimi çoktu. Verimden düşmüştü fındık. Hiç vermiyordu. Ama bu güzel oldu. Bir de yerin setleme usulü yapıldığı zaman kullanması da çok güzel oldu yeri. İmarı güzel, bakımı güzel, fındık toplaması güzel, fındığı güzel. Rahat bir bahçe oldu, rahat, çok rahat. Güzel, örnek bahçe oldu. Çok memnunum, çok. Ben memnunum, toplum da memnun. Görüyor, hoşuna gidiyor burayı. Çok güzel oldu, büyüdü. Öte yandan projeden yararlanmak isteyen üreticilerin 30 Nisan'a kadar ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Şu an 30 Nisan'a kadar müracaatları alıyoruz. İlçe tarım müdürlüklerimiz üzerinden bu müracaatlar alınıyor. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun, hekim onayı olmadan kullanılan bitkilerin ve bitkisel ilaçların ölümcül olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Ottur, hiçbir zararı yoktur gibi bir düşünce tamamen yanlış. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun, hekim onayı olmadan kullanılan bitkilerin ve bitkisel ilaçların ölümcül olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Bitkilerin sanki zararmış gibi ilaç yerine kullanılması toplumda, aslında sadece bizim toplumda değil, tüm dünya toplumlarında artmış durumda. Tabii bunun birçok mahsulleri var. Zararlı etkileri ortaya çıkmakta. Aslında ottur, hiçbir zararı yoktur gibi bir düşünce tamamen yanlış. Veya bir bitkisel ürünün üzerinde doğal yazması
onun zararsız olduğunun asla kanıtı değildir. Ruhsatlı ilaçların her türlü bitkisel ürünün gündeme geldiğini belirten Ali Coşkun, kanserin hala çaresinin bulunamaması gibi nedenlerden dolayı bitkilerin ön plana çıktığını ifade etti. Peki bu bitkiler bu kadar masum mu ya da gerçekten şifalı mı? Bilindiği gibi 1800'lerde kimyasal analizin ortaya çıkmasıyla bitkilerden elde edilen aktif maddeler 1800'lü yıllarda ortaya çıkmış. Daha sonra 1900'lerde ilaçların keşfiyle beraber artık bunların da birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle antibiyotiklerin, sentetik ilaçların ortaya çıkmasıyla ve günümüzde de popülizmin dayatması, medyanın, internetin yalan yanlış dayatmaları ve birçok kanserin de hala tedavisinin bulunamamış olması nedeniyle insanlar bir umut neticesinde bitkilere yönelmişlerdir ama bu yöneliş tamamen kontrolsüz ve tehlikeli bir yöneliştir. Coşkun, günümüzde doktor ve ilacın kısıtlı girdiği Afrika ülkelerinde bitkisel tedavi kullanımının %80'leri bulurken gelişmiş Avrupa ülkelerinde bu oranın %50 olduğunu açıkladı. Özellikle bitkilerle tedavi ilacın dışında Afrika ülkelerinde %80 iken Avrupa ülkelerinde de azımsanmayacak bir orana çıkmış, %50'lere yaklaşmıştır. Fakat şunu unutmamak lazım, yoğun tıbbi zararlar meydana gelmektedir bitkilerle tedavide. Özellikle sıkı denetimlerin bunlarda eksik olması ve temel tıbbi sorunların ortaya çıkması. Nedir bunlar? Bir kere bitkinin güvenli olup olmadığını tam net olarak bilmiyoruz. Yanlış hastalıkta, yanlış hastada ve yanlış kişilerde, yanlış dozda kullanılmaları bu bitkinin yarar zarar oranını da tam olarak bilinememesi nedeniyle insanlara yarardan çok zarar getirmeye başlamışlardı. Uzman doktor Ali Coşkun, hastaların, özellikle yaşlı ve çocukların hekim onayı olmadan ve zaman zaman kontrol için kan testlerini yaptırmadan bu bitkileri asla kullanılmaması gerektiğinin de altını çizdi. Son olarak her zaman dediğimiz gibi bitkisel ürünleri mutlaka hekime sormadan kullanmayınız. Şunu unutmayın, hiçbir bitkisel ürün ruhsatlı bir ilaçtan daha güvenli değildir. Bu bitkiseldir, zararı yoktur asla demeyiniz. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok zararları olur. Bu konuda hekimlerle mutlaka sıkı işbirliği içerisinde olunuz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Ana haber bülteninin sonuna geldik. Gece bülteninde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.